Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Gördüğünüz gibi portföy danışmanlığı için yapmıyoruz. Bir hisseyi incelerken kaç tane kriterden geçiriyorum? Kaç şekilde inceliyorum? Ondan sonra ahkam kesiyorum. Bunu bilin. Siz de öyle araştırın. Ondan sonra karar verin diye gösteriyorum bunları. Yoksa hisse alıp almamak size ait. Biz kimseye inceledik diye almak zorunda değilsiniz. Yani biz hisse inceledik sen git al demiyorum ki bende de yok. Burada eğitim yapıyoruz. İleride e, ne olacak yaşayıp göreceğiz. Geliyorsunuz. E, burası Kap Mobile resmi e, Bist'in sitesi. Bunlar da e, firmanın kendi yayınladığı siteler faaliyet raporu ekleme çıkarma yok. Sadece kendi anladığımız kadarıyla yorumluyorum. Hepsi bu. Şimdi direkt buna basmasak da şöyle yapsak. Bilançoyu mu açtım? Finansal raporu. Bilançoyu açmışız. Faaliyet raporunu açmak istiyorum. Demek ki videoda Buraya girecektik, giremedik. Bilançoyu açıklarken işte güveniyorsanız iyi iş yapacağına dair böyle böyle olur diye uzun uzun anlattım. Şimdi ona öyle kafadan güveniyorum, güvenmiyorum demekle olmaz. Geleceksiniz, faaliyet raporunu okuyacaksınız. Firmanın kendi beyanlarına göre siz de tabi sahip olduğunuz finansal okur yazarlığa göre sahip olduğunuz analiz gücünüze göre yorum yaparsınız. Öyle ezbere ben buna güveniyorum uçar demekle olmuyor ya da ben buna güvenmiyorum düşecek demekle olmuyor. Ne yapmış bu firma? 1858'den beri var. 62 yıllık firma. Ve bu firma özellikle buraya yazıyor veteriner ilacı kolonya şunu bunu satıyoruz sonra da diyor ki kolonyanın o kadar etkisi yok. Yoksa yok niye buraya yazıyorsun yani? Biz, umurumda değil. Sen kar et de nasıl ediyorsan et. 2006 yılında e, Cem Global, işte orayı okuyamıyorum. E, Meningit Salam Aleyküm, anonim şirket yani bura. Yönetmekte oldu. Fonlar tarafından alınmış. Yönetimi üstlenmek üzere Paharma diye bir firma kurulmuş. Bu limiter şirket tarafından yönetiliyor. Bunu işte geçmişte gidip bir dolar var. Ee, bakmıştık nerede bu, neyin nesidir. Şimdi bu Deva Holding küresel ölçekte. Artık Türkiye'nin sınırlarını açmış. Bir kere küresel bir firmaya ortak oluyorsunuz. Sağlıklı yaşamla ilgili e, insanların ihtiyaç duydu, e, duyduğu ne varsa, yenilikçi ve farklı ürünleri ne yapıyor? E, yüksek kaliteli bir deneyim ile sunuyor. Rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları var fakat o markaları yaratarak yani var ederek vay canına. İlk tercih olma hedefine hızlı adımlarla yürümektedir. Ve bu neki elimle basınca büyütmek için bir şeyler oluyor kusura bakmayın. Yani gele bu faaliyet raporunu okuyacaksınız. Deva Holding ne yapıyormuş? Ka kaliteli bir yaşam için, sağlıklı bir yaşam için kaliteli ürünler sunuyor. Ürün çeşitli zenginleştirmiş. halihazırda ürün portföyünde onkoloji, kardiyoloji, solunum sisteminde oftal, oftal. Evet, bir de okuyabilsek. Oftalmolojiye olmak üzere 13 farklı terapotik alanda 600 üzerinde ürün var. Bunu kopyala yapıştırla yapıyorlar hiç değişmiyor. Kaç bilançodur, kaç faaliyet raporu da okuyoruz, hep aynı. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? 60 ülkede 700'ün üstünde ürün ruhsatı var. Burası çok önemli. Yani e, Almanya'da, İsviçre'de, Amerika'da, Arap ülkelerinde, ABD'de aynı adla kurulan şirket faaliyetlerini hızlandırmıştır. Yani şu paragraftan anlıyoruz ki hızlı bir dev olma yoluna gidiyor. Şimdi bu paragrafı okuduktan sonra bana göre bu firma batar. Demenin saçmalığı olur mu ya? Bu firma büyür, büyür. Yani gelip burada bu adam ne yapıyor? Bu adam dünyaya artık bir dev olacak ismi üzerinde. Deva dev. Büyüyecek. Yani ben okuma yazmam yok yine anlıyorum. Yani dünyanın en gelişmiş ülkelerine bak. İsviçre'den Amerika'ya, Almanya'dan Bilmem nereye kadar ruhsat almış. Sonra burası çok önemli yani. Bu çalışmalar ağırlık veren deva diyor. Tesisleri Avrupa bak. Good e, işte neyse iyi üretim e, uygulamaları ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi. Yani gıda dağıtımı ile ilgili dünyadaki bu iki önemli kurumdan onay almış. Böylece Amerika dahil 50 ülkeye ihracat gerçekleştirmek için e, tesis yapmış. Bu tesislerin de onayını almış. Yani herkes öyle depolama, ilaçı saklama, ilaç bozulan bir şey biliyorsunuz belki de. Öyle midir bilmiyorum. Atıyorum işte. E, ezilmeden, çizilmeden, eskimeden işte ne bileyim. Uygun. Her şeye uygun bir e, dağıtım firması kurmuş yani. Şimdi bütün bunlar neyle oluyor? Ödüllü dev arge ile oluyor. Bak dev arge. Ödül alıyorlar. Niye? E, son teknoloji kullanıyorlar. Çünkü laboratuvarlarında e, üretim sahalarında katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştiriyorlar. Bu üretimde Çerkezköy ve Kar Kartepe'deki üretim tesisleri e, devam eden Deva Holding yıllık bakın 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir. Ya azak olaya 578 milyon kutu ilaç üretiyor. Bir de tabi bunu ayrıntılı okuduğunuz zaman diğerleri bu biraz kısa olmuş. Ara e, bilanç bilanço olduğu için yıllık faaliyet raporu daha uzun 80-100 sayfa. Yani e, dünyada tüp şeklinde hazır toplam Böyle kutulaştırmadan da ilaç satıyor, ihracat ediyor, fason üretim yapıyor. Yani bir sürü işi var. Öyle e, dandik bir firma değil yani. Yok iki kat gitmiş de daha çok gitmezmiş. Niye ölçtün metreyle, kiloyla ölçtün? Nereden biliyorsun gitmeyeceğini? Nereden biliyorsun yani? Ya şurada 10 tane video çekiyoruz boşuna mı? 10 yıl sonra hava atacağız. Bu kağıdı biz 5 liradan gördük, 10 liradan paylaştık, 15 liradan paylaştık. Bak şimdi 150'ye geldi. Değer yatırımcısını, değer yatırımcılığı budur diye hava atmak için çekiyoruz. Yani bizim işimiz hava atmak. Ventilatör görevi görüyor yani bunlar bana. Şimdi ne olmuş? Bak burası görsellerle anlatıldığı için daha iyi Bakın geçen sene ye göre kendileri yüzdelik olarak verdiği için benim için Bakın ne kadar şey yapmışlar değil mi? Kopiyle yapıştır. Üste 578 milyon bilmem kutu yazıyor. Burada 725 milyon yazıyor kutu. 3 aydaki. Neyse artık. Yüzdelik olarak mı? Ne şimdi fazla da yormayayım. Artmış yani. Artmış. Yıllar çevirerek söylemişler herhalde. Oradaki kopyala yapıştır. Ya, işte, muhasebeci biraz işlerini sağlam yapar. Benim gibi böyle Tam okuyamıyorum ama bazı şeyler de gözümden kaçmıyor yani ha. Şimdi bak. Toplam pazar payı neymiş arkadaşlar? E %31 artmış geçen yere göre. Pazardaki payları e, 31 artmış. Ya böyle gelişme bak grafikler anlatıyor. Buyla gelişme gösteriyor. E sen ondan sonra illeri geri konuşuyor. gel bak bak grafik bunları bak bak toplam pazar satış kutular bazında tek tek göstermiş. Sorunum bak sorunum %16. Görüyor musun? Diğerleri diğerleri artık neyse acaba kullanıyor var mı içinde? Bu kullanıya hasretim tuttu. Toplam satışların TL olarak dağılımı, beslenme, enfeksiyon, kanser, solunum, sinir sistemi, kalp damar ve diğerleri. Diğerleri %30 oluşturuyor ve ne olduğu belli değil. Kesin kolonyadır. Hijyenik madde olabilir. Yani ne olduğu önemli değil. Yani sonuçta satış yapıyorlar yani. Bu ne? Burada yine aynı şey var. Evet. ilk 3 ayda kutu bazında %5 pazar payıyla ikinci sıradaki TL olarak da %2 nokta pazar payıyla 8. sıradaki yerini kurumuştur. Evet. Piyasada bunun dışında da ilaç firmaları var. Bu yüzde beşle ikinci sıradaymış. Yüzde yedi sekize ona çıkarsa artık birinci sıraya yükselecek. TL olarak 8. sırada. Demek ki bundan daha pahalıya ilaç satanlar da var. Evet. Şimdi Deva Holding Gene bu e, milyon TL olarak bakın geçen seneye göre satışları e, %28 artmış. Sıraması 8. sırada ama diğerler rakiplerin de satış TL olarak miktarı artmış. Bunlarınki de artmış. O yüzden sıralama değişmemiş. Evet. E, beslenme, metabolizma, enfeksiyon tek tek dağılımları göstermişler satış dağılımları. Bakın bu kadar çeşitlikte 700 çeşit diyoruz ki ürün var. Ürün 700 çeşit. 1001 yakında 1001'e çıkacak. 1001 çeşit mağazaları gibi sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili ne ararsan var. Gel vatandaş gel, devaya gel. Şimdi bu e, şeyleri gördükten sonra arkadaşlar eee faaliyet raporunu gördükten sonra iş farklı oluyor değil mi? O yüzden diyorum bak Devatis Almanya'da kurulmuş. İsviçre'de Devatis kurulmuş. Amerika'da kurulmuş. Meksiko City'de kurulmuş. Meksika'da kurulmuş. Yani dünyanın her tarafında sahibi %100 kendisine ait e, iştirakları var. Bu iştirakları aracılığıyla bütün dünyaya mal satacak. Bu kadar basit. Bakın burada ne diyor 82'si yani piyasadaki dotların 82.20'si kendisine ait 82'si kendisine ait gel bu raporu okumadan sanki bir de sabah ilaç var onun da 99'una sahip sabah ilaç onu da satın almış burada e firmayı tanımadan sanki biz şu adam dedi diye gidecek diyoruz. Bu adam dedi. Biz de gelip okuyoruz. O da okuyor. Bu bilgi kimsenin tek elinde değil ki. Bu bakın merkezi kayıt İstanbul BIST'in kuruluşu. Bilgiler herkese açık. gelsen de oku. Sen de yorum yap. Yani illa 200 bin takipçisi olan birinin mi yorumlaması lazım? Onun tek elinde mi hisseler? Herkese açık borsa. Yani bir onun almasıyla mı hisseler gidiyor? Allah ya arkadaşlar e, tek bir risk burada işte devlet yani şey yaparsa fiyatları düşük tutarsa risk odur başka bir risk göremedim yangın filan çıkarsa onun sigortasını yapıyorlar riskleri anlatıyorlar burada e, riskler için aldıkları tedbirleri anlatıyorlar üst yönetim Yazıyor isimleri. Fotoğrafları koysaydı yakışıklı yakışıklı anlatırdım. Şimdi bu yatırımlar çok önemli arkadaşlar. Bakın 2020 yılında 20 milyon fabrika demirbaş yatırımı yapmışlar. Ruhsatlama için, lisanslama için devletten 22 milyon TL tutarında toplam 43 milyon yatırım yapmışlar teşvik mi almışlar? Lisans tamamı toplam 43 milyon dolar 43 milyon TL'lik yatırımları var. Ben bu avantajı görüyor musunuz? Avantaj bu avantaj. Ee, teşvik belgesi alınca ne oluyor? Vergi ve SGK indirimleri var. SGK. Yani vergiyi kurumlar vergisini %37 vereceğine daha düşük veriyor. SGK işveren primini daha düşük veriyor. Bu işte karını arttırır. Yani hala bir de tübi, TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Ee, toplam tutarların maksimum 160 nakdi destek olarak. Oo. Adam kendine fabrika yapıyor. İşte diyorum ya hep zenginden yana kanunlar. O 100 milyon harcadı. 60 milyonu TÜBİTAK'tan alıyor. Oh mis gibi. Değil mi? Allah ya. Zengin olacaksın. Zenginliğine zengin katacaksın. Zenginlik katarsın. Fakirsen Dilencilik yapıyorsun. Diyoruz ki bir sigara parası destek olun. Bu işi öğreteyim size. O diyor ki, hoca git başka yerde dilencilik yap. Abi cuma günü camiye gideceğim. Şimdi orada ay bulur ya. Cami zaten topluyor. Bize sıra gelmez. Yani. Neyse. Katıl butonu açılmıştır. Herkes görüyor. Gönlünüze kalmış. İster olun ister olmayın. Ne yapayım? yani? Ağlayayım mı yani? Allah ya. Burada öğretiyoruz. Faydasını gören varsa, kadir şinaslığı varsa kendisi olur. Fayda görmüyorsa olmayacak yani. Olmuyorsa bencilse ben ne yapayım yani zorla mı yaptırayım yani. Evet. Konu niye dağılıyor ben de anlamıyorum yani. Bakın teşvik belgeleri almış sayılı numaralarla. 3 milyon, 1 milyon bunlar e, KDV yadası mı birikmiş ileride işte teşvik belgesi mi TL ha KDV burada işte dedim şey bakın KDV gümrük muafiyeti of 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 kurumlar vergisi istisnası of of zenginden yana kanunları devam et siz oymaya devam edin kim kiminle nerede programlarını izleyin oh 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 evet böyle firmalar büyür büyür çünkü teşvik veriyoruz. Biz ne ilaçta dünyanın bir numarası olacağız. Bakın bunlardan faydalanmak istiyorsanız işte firmayı tanıyacaksınız. Evet. Evet bir de para hani çok büyüyorlar. O yüzden borçlanıyorlar. Yani, 65 milyon, 250 milyon, bilmem ne, 800 80 milyon. Hep tahvil. Yani parayı getiriyorlar, ilaca bağlıyorlar, ilacı stokluyorlar, bütün dünyaya satıyorlar. Gelip okursunuz. Ee, ben böyle şeyleri gördüğüm zaman tabii ki e, bir yandan seviniyorum, ülkemiz ilacın merkezi oluyor. Bir yandan diyorum ki bunlar zaten zengin. Bunlar niye bu kadar teşvik alıyor? Niye bize gelince para yok? Aa 17 dakika olmuş. R raporu okurken hep böyle dalıp gidiyorum ya. Şimdi bu firma böyle büyürken devleti arkasına almışken bütün dünyaya ilaç satarken karları artarak devam eder mi etmez mi? Bunları okumadan konuşursanız işkembe kübradan olur. Bunları okuduktan sonra konuşursanız e, belgeli olmuş olur. Onun için arkadaşlar gelip şu 12 sayfalık faaliyet raporunu okuyacaksınız ki deva e, büyüyor. Kayıtlı sermaye 500 milyon, çıkarılmış sermaye 200 milyon. Yani %100, %150'ye kadar bedelli, bedelsiz bölünme potansiyeli var bu rakamlara göre. Evet. Halka açıklık oranı %17.8. Diğer hissedarlar dedi halka açıklık oranı. Bakın toplam varlıkları 2 milyar 400'e çıkmış. Öz sermayesi bunları göstermiştik. Bunları tekrar net karı görüyorsunuz. 65'ten 162'ye yuvarlıyorum. Yani faaliyet raporu bu. Bu şekilde okunur. Bu şekilde sektörel analiz yaparsın. Hisse nereye gelir, nereye gider görürsünüz. Evet, yatırım tavsiyesi değildir. Ee, İzlediğiniz için sağ olun var olun çok uzadı kusura bakmayın ya akşam olunca dalıyorum işte gece yarısından sonra içmeden sarhoş oluyorum ben içmiyorum ayran içiyorum kola içiyorum kola da iç, sağla zararlı kola da içmiyorum yani ne içiyorum ben ben de bilmiyorum. su içiyorum herhalde evet ee, sağ olun var olun kafanızı şişiriyorum kusura bakmayın.